Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Washington Poştisi gezdide Yılgın Rozi'nin kısmeti hakkında makale ilan kılındı. Şarkı Türkistan'daki köp kütünülgan obzorçi Yılgın Rozi 2016 yıl tutkun kılınıp kamakka hüküm kılınğandan buyan hazırgı kadar netçi yüzligen Uyghur sarhılları arkama arkadan lagırlarga kamaldı. Növeti Yılgın Rozi ve başka Uyghur sarhıllarının tutkun kılınışı mahiyeti Xitay rejiminin Uyghur medeniyeti ve kimlikini yoktuş yoludaki medeniyet kırgıncılığının bir muşim kademi işkerliki hakkıda pikirler otturgu koyuluşku başıldı. Washington Poştisi gezdinin 27 avgust sanıda Kang Daki imzası da elan kılınan bu aktiki makalede dal muşu meseleler muhakeme kılındı. Abdurnun yazışça Yılgın Rozi kolga elinğen kadar bolgan 15 yıl içinde tolumu ihtiyaççallık bilen iş görüp, Xitay rejiminin kanun nizamları yol koygan dairede Uyghur medeniyetinin aktif teşebbüskarı bulup gelgen. Başka Uyghur ziyalilerine okşaş, umu bölgünçülük ya ki esebilik kalpıkını kiyip kalması için siyasiğe çetişlik gepsöz ve şirketlerden arılık saklıgan halda Uyghur medeniyeti ve edebiyatının güllünüşüge tegişlik hessi koşup gelgen. Ama Uyghurlarını bastırış hareketinin destepki baskıcıda koluğa elinğen Yılgın Rozi'nin kısmeti, yeni bir yaktan Xitay Kompartisi sızgan sizikten çıkmağan Uyghur ziyalilerine mu, vaxtı gelgende bir örülüpla devletin düşmenine ayınıp kaldıqalıqını bekme uçuk namayan kılgan. Makalde görüntüleşe Yılgın Rozi izcil Uyghur cemiyetini meripetlik ve medeniyetlik halıqlardan buluşku ündep gelgen. Xitay akbaratlardaki qilipleşip kalgan Uyghurlar nakşi usul milleti degen tabirge hatimi berişin tekitlep, Uyghurlardan mı karıhanıcılar, alımlar, dünyavi ziyalilerden köplep yetişip çıkışını otturgu koygan. Ama 2016 yılı Çinkuango partiya sekretarı bulup yötkülüp gelgendeyken, aradın bir netçe ay öte ötmeyle zor tutkun başlanıgan. Hem de Yılgın Rozi meselelik kitaplarının baş cevapkarlarının biri okurmenlerge tətir teşvikat tarqatkışı süptede kolu gelingan. Onun Amerika'daki oğlu Kamal Türk bu axtı makale abdurunun suallarına cevap verip, bu kitaplar hiç kandak siyasi karakterge ige emez. Ularda fakat Uyghur buluşunun pahırlanışki tigişlik bir hadisi ihkerlikke algı sürülgen. Bu bolsa Xitay rejimi en halimaydıgan işlerinin biri idi deydu. Hong Kong hükümetinin kanun maddesinden paydalanıp namayışının bastırış planı dikkat kozgudu. BBC torunun tünügünki haberde bildirilişe Hong Kong namayışçıları bilen sakçılar otursudaki tokunuşunun küçüğüşüge ergeşip, Hong Kong hükümetinin ciddi ehval kanun maddesini icra kılmakçı bolgallıkı aşkarılandı. Ciddi ehval kanun maddesine asasen Hong Kong'un hükümet reisi ciddi ehvalda ya ki devlet bir haderliki xavupki uçurgan ehval astıda öz aldığı muvapıq tep karıgan kaayt tüzümlerini çıkarsa bulduğallıkı görüstüligen. Hong Kong valisi Carrie Lam bu planının rasyalgallıkı hakkıda toxtalmağan bolsa mı ama inkar kılmadı. Bu kanunga asasen Hong Kong hükümet başlığı neşriyat alaqı vasıtlarını tekşüreleydiken. Hatta başkurup çekliyeleydiken. Başkış kılıp etkanda Hong Kong hükümet başlığı Telegram Katarlıq ictimai alaqı vasıtlarını takip etkileydiken. Ondan başka hükümet başlığı bu kanunga asasen her kandak kişini kolga ilişka, tutup duruşka ve çigradın koğulap çıkılışka hukukluk iken. Mezgür haber tarqalgandayken halkara cemiyetinin dikkatini kozgan bulup, alakadar kişiler bu kanunun dairesinin haddidin ziyade kenarı ikerlikini, Carrie Lam'nın bu kanun maddesi arkalık Hong Kong halkının namayış kılış, yığılış erkinlikini çekleyeleydi kalıqını. Ama bu usul arkalık kolgu gelgen tinişliğinin emniyeti sahte tinişlik ikerlikini bildirgen. Haberde görüntüleşe Hong Kong'daki tokunuş bargansırı küçeygen bulup, bundan neç gün burun sakçılar asmanga karıtıp oh çıkırıp, namayışçılarını agahlandırgan. Bu 3 aydın boyanqı namayış çeryanıda sakçılarının tüncü qıtım hakiki ok işiltişi iken. Huawei şirketi halkaradı suğuk muameliğe uçurmaqta. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberdeki örüstülüşe Amerika Xitay Saudi oruşunun devamlı şığa ergeşip, Huawei şirketinin mahsulatlarını tallaş Saudi'den halkıp siyasi istrategilik meselige aylanıgan. Haberde bildirilişçe Vietnam'nın en çok uçur alak şirketi bulgan Vietnam Telegrafi Vittel Group 5G Toru Teknikisi üçün Xitay'nın Huawei şirketini emez belki Ericsson ve Nokia şirketin tallağalıqını bildirgen. Alakadar hadimler bu vaxta toxtulup Amerika Xitay Saudi urışı sebeplik
Huawei'nin kelgüsüge işenç kılalmaydı kalıqını, en muhimi bihaterlik meselesinin ansırap, Xtay'nın teknikisini emez, Avrupa şirketlerinin tallı kalıqını bildirgen. Xtay, Vietnam'nın en çoğun Saudi şirketi bolsa mı, ama iki devlet otursudaki sürgülüşler izcil devamlaşıp gelmekte. Şoğun Vietnam, Washington hükümetinin besimini asanırak kubul kılgan bulup, Huawei şirketi bilen hemkarlık oruntuşunu rad kılgan. Ama Tayland, Hindonezya Katarlık devletler Huawei şirketine işkini ken ecib etken. Növete Huawei şirketin tallaş tallamaslık Saudi kararı emez, belki rayon siyasi meselesine aylandı. Xtay köşkü göşü bahasını kontrol kılışka amansız kaldı. BBC torunun tünügünki haberde bildirilişe Afrika köşkü babası sebeplik Xtay'daki köşkü göşü zapısı ihtiyacını kandır almağışka Amerika'dan köplep köşkü göşü import kılışka mecbur bulgan. Xtay neçkün burun Amerika'nın tamojunu beci östürüşüge karşı 70 milyar dolarlık Amerika mallarından koşumcu tamojunu beci aldıqalıqını bildirgen. Kızıqarlıq yeri şoke koşumcu tamojunu beci elindigan bu mahsulatlar Xtay özü import kılıdıgan köşkü göşünü mü öz içine aldıken. Xtay yezi egilik tarmaklarından bildirişe aldın qayıptı Xtay'daki köşkü göşü bahası bir hafta burunki bahadın 11% ösüp ketken. Xtay'nın köplügen caylarda dairler tuluklumu pulu berişi arqılıq köşkü göşü bahasını kontrol kılmakçı bolgan. Hatta bazı talla bazarlarda kimlik numarını tızımlaş arqılıq çeklik miktarda gösetip bergen. Köşkü göşü bahasının ösüp ketişi başka mal bahasının mı ösüşünü keltürüp çıkargan. Mütexassislər çət əldin import qılışının Xitaydakı çoşqı güşü xıslıqını həl qılalmaydıqalıqını, baha ösüşünün barğansırı iğırlap mağdıqalıqını bildirgən. Xitay səhiyyə dairleri uyğurlarının 32 yaşının 30 yaş ikənliğini bildirib bildirildi. Xitay rejimi yakında arqımı arqıdın bayanat və dokulatlar elan qılıp, özlerinin Şarkı Türkistan'daki sağlamlıq və namuratlıqtın qutulduruş xizmetinin zor ufuqlarga erişkenlikini təşviq qilishga kirishmekte. Xinhua agentliqining 26 avgustki xabarda aytilishicha, shu kuni Xitoyning Sihiya va Sog'liqni saqlash komiteti Beijingda muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirgan. Yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik Sihiya va Sog'liqni saqlash komitetining mudiri Mutallab Rozi Sharq Turkistonda bu yil avgust qadar kasallik sababidan namratlikka giriftar bo'lgan 40 ming oilalikdan 22 ming oilalik namratlikdan xalos bo'lganligini Ötken mezgillerdeki kesel körüstüş, kıyım buluş, şunundak kesel bozumu davaltılmaslık halden tügütüş üçün bir qatar paravallık ve yardım siyasetlerinin yolu kuyulukallıqını sözledi. Akbarat ilan kılış yığında Mutallab Roziyana Şarkı Türkistan'daki kişilerinin otturucu ömrünün 1949 yılıdın ilgiriki 30 yaştın 2018 yılı kelgende 72 yaşı yetkerlikini. Yani şu mezgilde bovaklarının ölüp gitiş nispeti ve hamildar ayarlarının tuğuttu ölüp gitiş nispetinin Gayet zor derece tövelligelikini bildirip bildirildi. Dünya Uyghur Kurultayının bayanatçısı Dilşat Reşit bu aktı söz kılıp, Xitay rejiminin sahiye cahatı Uyghurlarga bek köp yardım kıldık degeni pütülle yalgan. Milyonluğun adamını lagırlarga kamu etken rejim, kaysi yüzü bilen Uyghurlarının sağlamlıqını aşırgallıqını davran kılıp atıdı dedi. Halbuki Xitay rejimi özlerinin Şarkı Türkistan'daki sahiye işlerine gayet zor meblağ ve adam küçü sarıp kılgallıqını teşvik kılıp atkanda, İctimai taratqulardan ma'lum bo'lgan uchurlar lagerlarga qamalgan uyg'urlarning orasida o'lib ketayotganlarning eshiyotganligi. Lagerdan chiqqanlarning mu uzuqliq yetishmaslik va og'ir ruhiy qiynoqlar dastidan o'lik bilan tirikning orliqidagi arvohsimon insonlarga aylinib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni dunyo uyg'ur qurultayi bilan ko'rishmaslikka chaqirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'nin 42. Nöbetlik Umumi Yığını Eşilişki Sanaklıq Küller Kalgan Bir Payet'te, Xitay Rejiminin Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Cenevadiki Merkez Duruşluğu Daimi Elçiliki, Her Qaysi Aza Devletlerinin Hem Şundaqla Xalqaralıq Organlarının Cenevadi Duruşluğu Elçilerine Maksus Dünya Uyghur Kurultayı Hakkıda Bir Resmi Mektup Yollagan. Xitay Dairleri Mezkur Mektupta Dünya Uyghur Kurultayının Reisi Dulqunaysa Efendini, Xitayga qarshi nomi chiqqan bir bo'lguncha shundaqla bir qancha jinoiy vaqealarga va zo'ravonlik vaqealarga chetilgan bir terrorchi deb ilgiri surish bilan birga dunyo uyg'ur qurultayining mo Sharqi Turkistonni Xitoydan ayirib chiqishni maqsad qilgan bo'lguncha tashkilot ekanligini eskartgan. Maktubda hatto dunyo uyg'ur qurultayi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan terrorchi organ deb tizimlangan Sharqi Turkiston Islom harakati tashkilotining siyosiy tarmiqi ekanligi targ'ib qilingan. 27 avgust kuni Dünya Uyghur Kurultayı ciddi bayanat berip,
Xitay rejiminin Janvada turishliq elchiligi tarafidan qurultayga va uning raisi Dulqunaysa apandiga qilingan yuqoridagi ayiblashlarni qattiq tanqid qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bayonotida Xitay rejiminin bayonlari butunlay asossiz deb rad qilish bilan birga 2018 yili xalqaroliq saqchi organi Interpolning Dulqunaysaga qo'yilgan qizil belgisining bekor qilinishining buning eng yaxshi misoli bo'lish bilan birga Xitay rejiminin bundoq organlarni o'ktichi fikrlarni jimiqtirish uchun suiiste'mol qilayotganligini bildirdi. Xitay rejimi Janvadagi har qaysi davlatlar elchiliklariga yozgan yuqoridagi maktubida yana Birleşken Milletler Teşkilatı'a aza devletlerini herkandık bir sorunda Dulqunaysa Efendi ve Dünya Uygur Kurultayının başka herkandık azaları bilen alakı kılmasızlıkka, onlarının uçuruşuş taleplerini red kılışkı çakırgan. Halbuki Halkara Kişilik Hukukunu Küzüş Teşkilatı'nın Kanada Şöbesi Başlıkı Feride Dif Hanım, bugün Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Xitay rejiminin Dünya Uygur Kurultayı ve onun reisi Dulqunaysa'a kılgan paketsiz ayıplaşlarını ve başka devletlerine bundak bir çekleme koygallıkını tenkit kıldı. Feride Hanım sözü diyene Birleşken Milletler Teşkilatı'a aza devletlerini Kişilik Hukuk Kengişi Ali Komissarı'nın Birleşken Milletler Teşkilatı Tekşürgücülerinin Şarkı Türkistan'da müstakil tekşürüş eylip biriş hakkıdaki çakırıkı'a avaz kuşuşku çakırış bilen birge bunu onlarının mesuliyeti deb görsetti. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki xəbərimizi görüşkü şəhslərinə Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqlı program axırda ekran arxısı ki, barlı xizmət əşirmağa köptün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.